Herkes beni dinlesin. Ben Herobrine. Bu gece yarısına kadar tüm şehir halkının bu şehri terk etmesini istiyorum. Aksi halde tüm kötü güçlerimi sizlerin üzerine salmak zorunda kalacağım. Herkes bu gece yarısına kadar şehri terk etmiş olsun. Bu şehir artık benim kontrolüm altındadır. Size gece yarısına kadar müsaade veriyorum. Sabah hiçbirinizi bu şehrin sınırları içerisinde görmek istemiyorum. Bu kötü güçlere sahip Herobrine yine şehrimize musallat olmuş. Yine bizi şehrimizden çıkarmak ve şehrimizi ele geçirmek için geri gelmiş anlaşılan. Peki şimdi ne yapacağız? Şehirdeki herkesin şehirden ayrılmasını istiyor. Bu kadar insan gecenin o saatinde nereye gidecek? Siz bu adamı tanımıyorsunuz sanırım. Dediklerini yapmazsak bu gece bu şehirdeki ve bu hayattaki son gecemiz olabilir. Onunla burada kalarak baş edemeyiz. Peki ne yapacağız? Şehri terk mi edeceğiz bu gece? Evet Kerem Komiser. Şehri bu gece yarısına kadar terk etmeliyiz. Daha sonrasında kendimize kalacak bir yer buluruz. Orada şehrimizi tekrardan Herobrine'den geri almak için plan yaparız. O zaman şimdi herkes dağılsın. Sokağınızda oturan herkese haber verin. Bu gece yarısı herkes şehrin çıkışına toplansın. Birlikte hareket edelim. Haklısın Kerem Komiser. Ben ve Arda şehirde yaşayan herkese haber vermeye gidiyoruz. Siz de geri kalan hazırlıklarınızı tamamlayın. Gece şehrin çıkış kapısında buluşuruz o halde. Güzel. Herkes yavaş yavaş şehri terk etmeye başladı. Birileri kalkıp da benimle savaşmayı aklına bile getirmedi anlaşılan. Senin şehrinde yaşayan insanlar benimle baş edemeyeceklerini anlayarak şehri terk ediyorlar. Eğer aksi bir durumda karşılaşmış olsaydım bu gece senin de hayattaki son gecen olacaktı. Şanslısın evlat. Bu yaptıklarının mutlaka hesabını vereceksin. Bu insanlar elbet senin gibi bir hayduta şehrini teslim etmeyeceklerdir. Hepsi şehri terk ediyorlar diyorum sana. Sen daha neyin kafasını yaşıyorsun budala herif? Ne Kerem Komiser, ne de fakir, ne de zengin, ne de bu şehir halkı. Bu şehri sana teslim etmeyecekler. Ben buna inanıyorum. Eninde sonunda geri gelecekler ve sana bunun hesabını soracaklar. Tamam. Kapa çeneni. Sen de fazla uzattın. Seni dinlemek istemiyorum. Sen de şimdi o çok sevdiğin arkadaşlarının yanına gidiyorsun. Onlarla birlikte bu şehirden defolup gidiyorsun. Ha? Salih, sen nereden çıktın? Bu nasıl oldu? Sen nasıl geldin bir anda yanımıza? Komiserim telaşlanmayın. Korkulacak bir şey yok. Herobrine beni sihir gücüyle buraya gönderdi. Hadi millet, herkes tamamsa çıkalım şehirden bir an önce. Herkes tamam mı? Yanında gelmeyen, geride kalan olmadı değil mi arkadaşlar? Yok komiserim, hepimiz bu kadarız. Şehirde geride kimse kalmadı. Gidebiliriz. Hadi gidelim o halde. Çok geç olmadan kalacak bir yer bulalım kendimize. Şunlara bakın. Hiç kimse itiraz bile etmiyor. Karşı koymayı denemiyorlar bile. Ne güzel şehirleri terk ediyorlar. Bu şehri almanın bu kadar kolay olacağını tahmin etseydim bu kadar zaman beklemezdim. Kerem Komiser, bakın şu tarafta terk edilmiş büyük bir ev var. O tarafa doğru gidelim de bu geceyi orada geçirelim. Ne dersiniz? Haklısın Arda. Zaten uzun zamandır kullanılmıyor sanırım. Uzun zaman önce terk edilmiş gibi duruyor. Bu yerde geceyi geçirmek mantıklı mı sizce? Gecenin bu saatinde buralarda hayaletler mesken tutmuş olmasın? Zengin, sen şimdi bana hayaletlerden korktuğunu mu anlatmaya çalışıyorsun acaba? Evet komiserim. Zengin küçüklüğünden beri hep böyle hayalet ve peri gibi olaylardan korkar. Çocukluğundan gelen bir korku var işte. Ne yapacaksınız? Bu da böyle. Ne alakası var kardeşim? Sadece hayalet kelimesini duyunca tedirgin oluyorum. Hepsi o. Tamam arkadaşlar. Hadi bırakın aranızda tartışmayı da bir an önce girelim şu eve. Evet arkadaşlar, şehrimizi bu kötü sihirbaz Herobrine'a bırakmış olabiliriz. Ama bu onunla mücadele etmeyeceğiz anlamına gelmez. Şehrimizi bir an önce geri almalıyız. Arda haklı arkadaşlar. Bu gece için kendimize geçici de olsa kalacak bir yer bulduk ama bu durum şehrimize bir daha geri dönmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tüm silah güçlerimiz şehirde kaldı. Silahsız bir şekilde Herobrine'la nasıl mücadele edeceğiz? Abim haklı arkadaşlar. Silah gücümüz olmadan o şehrin kapısından içeri adım bile atamayız. Silah gücümüz yok evet. Bu yönde haklısınız. Bizim daha farklı bir plan yapıp şehrimizi tekrardan ele geçirmemiz gerekecek. Aslında bize Hüsamettin yardım edebilir. Ona haber verelim. O şehrimizi Herobrine'den geri alabilir. Evet, aslında haklısın ama Hüsamettin maalesef sihir güçlerini kaybetti. O üzüntüsüyle geçen günlerde evi terk etti. Hala kendisinden bir haber alamadık maalesef. Aslında şimdi yanımızda Hüsamettin gibi biri olsaydı, onun güçlerine sahip olan birisi yani. O bizi şehrimizi geri almak konusunda hemen yardım ederdi. Aman tanrım, bu da kim böyle? Sen de kimsin? Ne yapıyorsun burada? Burası benim mekanım. Ben burada yaşıyorum. Asıl siz kimsiniz? Sizin burada ne işiniz var? Biz de şehrimizden bu gece kötü bir güç tarafından atıldık. Ve burası terk edilmiş gibi göründüğünden geceyi burada geçirmek için gelmiştik. Ama gördüğünüz gibi burası bana ait. Burada ben kalıyorum. Ama sanırım sizin de burada kalmanız gerekiyor. Teşekkür ederiz. Sana rahatsızlık vermek istemezdik. Ama biz de mecbur kaldık. Bu geceyi burada geçirip daha sonra kendimize kalacak başka yer buluruz zaten. Tamam dostlarım. Ben şimdi yukarı odama çıkıyorum. Siz keyfinize bakın. Sabaha görüşürüz. Herkese iyi geceler. İyi geceler.
Bu arada isminiz neydi? Benim adım Çarşamba. Memnun oldum Çarşamba. Ben de Arda. Evet arkadaşlar. Herkes şimdi bir şeyler düşünsün. Fikirlerinizi söyleyin bakalım. Şehrimiz için ne yapabiliriz? Şehir ne kadar ıssız görünüyor. Tam da benim istediğim gibi. Artık bu şehrin tek sahibi benim. Önce gidip şu şehrin kapısını kapatayım. Tamam, bu kapıyı hallettim. Buradan artık şehre giriş yapmaları imkansız. O bücür sihirbazları Hüsamettin'in de sihir güçlerini elinden aldım. O da artık onlara yardım edemez. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Hey Rüzgar, burası ne böyle? Etraftakiler ne kadar ürkütücü gözüküyor, görüyor musun? Duvarlarda asılı iskeletler, yerde yatan iskeletler ve vudu bebekleri. Acaba alt katta mı kalsaydık Arda? Çarşamba, benim Arda. Müsait misin? Gel Arda gel, müsaitim. Daha uyumadım. Kusura bakma Çarşamba. Seni rahatsız ediyorum ama sana bir şey sormak istiyorum. Tabii ki sorabilirsin. Dinliyorum seni. Senin buradan başka kalacak bir yerin yok mu? Ya da yanında kalabileceğin bir ailen falan? Hayır Arda. Maalesef yok. Ben buraya çok uzak bir kasabadan geldim. Maalesef anne ve babamı çok küçük yaşlarken kaybettim. Anlayacağım kimsem yok benim bu hayatta. Biz de kaldığımız şehirden bu gece kötü bir güç tarafından çıkarıldık. Şehrimizde kalıp onunla mücadele edecek gücümüz olmadığından şehrimizi terk etmek zorunda kaldık. Nasıl kötü bir güç bu? Herobrine adında üst düzey güçlere sahip kötü bir büyücü kendisi. Herobrine mı? Şimdi de sizin şehrinizi ele geçirdi bu pislik herif. Sen onu tanıyor musun? Maalesef tanıyorum. Beni de yaşadığım kasabadan kovan ve tüm halkımıza eziyet çektiren kişi bu Herobrine. Nihayet yine ortaya çıktı demek ki. Neden öyle dedin Çarşamba? Kayıp mıydı ki? Ben küçük yaştayken kasabadan ayrılmak zorunda kaldım arkadaşlar. O zamanlarda böyle bir güçle baş edebilecek güce sahip değildim. Ne güçleri? Benim kafam karışmaya başladı. Senin güçlerin mi var şimdi? Biraz susar mısın abi? Anlatsın bakalım. Çarşamba. Sonra ne oldu? Anlat bakalım. Bu Herobrine o kötü sihirli güçleriyle sürekli bana ve arkadaşlarıma ağır işler yaptırıyor ve sürekli bizi eziyordu. O zamanlar ona karşı koyacak gücümüz olmadığından her dediğini yapmak zorunda kalıyorduk. Olay gitgide ilginç bir hale gelmeye başladı valla. Sonra ne oldu? Ben daha fazla dayanamadım ve bir yolunu bulup kasabadan kaçmayı başardım. Buraya geldim ve burada bir büyücüyle yaşamaya başladım. Burada yaşayan bir de büyücüm var seninle birlikte. Maalesef şimdi yok. Ben tüm sihir güçlerimi kullanmayı hep o büyücü sayesinde öğrendim. Bana en büyük gücü o verdi. En güçlü büyüleri öğretti. Daha sonrasında da geçen yıl hastalandı ve öldü. Peki Çarşamba, senin planın nedir o zaman? Bu Herobrine'i sen de anladığım kadarıyla uzun zamandır arıyorsun. Doğru mu anlamışım? Evet. Uzun zamandır onun karşıma çıkmasını bekliyordum. Nihayet artık o gün geldi. Peki bize şehrimizi geri almak için yardım edebilecek misin? Onunla baş edebilir misin? Size elimden geldiğince yardım edeceğim. Ama benim dediklerimin dışına çıkmayacaksınız. Aksi halde olacakların sorumlusu ben değilim. Sen ne dersen biz onu yaparız. Sana söz veriyorum. Bu konuda rahat olabilirsin. Hadi Arda. Gidelim de bizimkinlere bu müjdeli haberi verelim o halde. Tamam Rüzgar. Çarşamba. O zaman yarın sabah erkenden alt katta buluşur ve detayları konuşuruz. Ne dersin? Tamam arkadaşlar. Şimdi ben yatıp güç toplayayım. Size iyi geceler. Sabah görüşürüz. İyi geceler Çarşamba. İyi geceler Çarşamba.